Arkası Yarın. Cinayeti Gören Kadın. Dördüncü Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Johanna Vein. Uygulayan Tayfun Türkeli. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Lindsay festival için geldiği Los Angeles'ta bir cinayete tanık olur. Kız arkadaşlarıyla birlikte festival arabasının üzerindeyken evin birinde asker giysili bir adamın genç bir kızı bıçaklayarak öldürdüğünü görür ve sonra da heyecandan düşerek bayılır. Hastanede gözlerini açan Lindsay polislere gördüğü cinayeti anlatır. Olaya cinayet masası dedektifi Graham el koyar ve yanına Lindsay'i alarak cinayetin işlendiği eve gider. Ev Los Angeles'ın en zengin ailelerinden Lou Blanc'lara aittir. Dedektif Graham cinayet soruşturması için gittiği evde aynı zamanda mücevher hırsızlığı yapıldığını da öğrenir. Dedektif hırsızlıkla ilgili araştırma yaparken Lindsay de aynı evde cinayetle ilgili ipucu arar ve bulur. Şimdi dedektif hem hırsızlık hem de cinayet soruşturması yapmaktadır. Ancak katil de boş durmaz. İşlediği cinayetin görüldüğünü öğrenmiştir ancak şahidin kim olduğunu bilmediği için o gece festival arabasındaki kızları öldürmeyi planlar ve Lindsay'in kız arkadaşı Daniela'yı öldürür. Aynı gece Bayan LeBlanc, dedektif Graham'ı arayarak evinin üst katında bir ceset bulunduğunu söyler. Ceset, festival gecesi Lindsay'in öldürüldüğünü iddia ettiği genç kızın cesedidir. Graham, soruşturmaya başladığı sırada cinayet gecesi festival arabasında bulunan Lindsay'in kız arkadaşı Gracie Ann de bıçaklanarak ağır yaralanır. Buraya sen komadan çıktı mı Graham? Hayır, hala komada. Doktorlar zavallı kızın 18 yerinden bıçaklandığını söyledi. Peki katilden bir haber var mı? Maalesef ama er ya da geç o namussuz katili yakalayacağım Lindsay. Hayır Graham. Eğer işin içine ben girmezsem sen onu asla yakalayamazsın. Ne demek istiyorsun? Benim bir planım var. Ne planı? Hayır olmaz, sen bu işe karışma Lindsay. Planın kendinde kalsın. Biz hallederiz. Lütfen sözümü kesme ve beni dinle. Peki dinliyorum, konuş. Bugün hastaneden ayrıldıktan sonra Bayan LeBlanc'ın evine gittim ve her şeyi anlattım. Ne? Çıldırdın mı sen? Her şeyi derken neyi anlattın Lindsay? Gerçekleri, her şeyi. Polis olmadığımı, adımın Lindsay Letman olduğunu ve festival gecesi evlerinde işlenen cinayete tanık olduğumu söyledim. İnanamıyorum, bu olamaz. Katilin bu evdekilerden ya da evi tanıyan biri olduğunu ve izin verirse katilin yakalanması amacıyla birkaç gün evlerinde kalıp kalamayacağımı sordum. Harika. Umarım Bayan LeBlanc senin bu çılgınca teklifini geri çevirmiştir. Hayır, seve seve kabul etti. Zaten kendisi de yarın 2 haftalığına Avrupa'ya seyahate gidiyormuş. İstediğim kadar kalabileceğimi söyledi. Olamaz. Peki senin şahit olduğunu o evde kimler öğrendi? Herkes. Bayan Ruby, Thomas LeBlanc. Lindsay, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Eğer katil o evdekilerden biri ise işlediği cinayete şahit olduğunu öğrenmiştir. Bu ne demek biliyor musun? Senin sonun demek. Benim de istediğim bu zaten. Ama katile kurban olmak değil tabii, onu yakalamak istiyorum. Ya, peki onu nasıl yakalayacağını düşünüyorsun? Söyler misin? Tabii onu yakalayacak olan sensin. Ben yalnızca onun ortaya çıkmasını sağlayacağım. Sen de yakınımda bir yerde olup onu yakalayacaksın. Bak Lindsay, bu çok tehlikeli. Ben onu yakalayamadan katil seni öldürebilir. Hayır, senin bu çılgınca isteğine maalesef karşı çıkacağım. Üzgünüm Graham. Ama sen izin versen de vermesen de ben yarın Bayan LeBlanc'ların evine taşınacağım. Sen inatçı bir keçisin. Hiç değişmedin değil mi? Yine eskiden olduğu gibi aklına geleni yapmaya çalışıyorsun. Sen bu işi çocuk oyuncağı sanıyorsun. Adam katil. Roxy'yi bıçaklayarak, Daniela'yı arabasıyla ezerek öldürdü. Grace Ann'ı ise 18 yerinden bıçakladı. Zavallı hastanede ölümle pençeleşiyor. Peki söyle, planın ne? Bak,
Yakama gizli bir mikrofon takacaksın. Bir tane de sende olacak. Sürekli konuşacağız. Katil beni öldürmek istediğinde sana imdat diyeceğim ve sen de gelip hemen beni kurtaracaksın. Ve katili yakalayacaksın. Bu kadar basit. Lindsay, orada mısın? Merak etme, buradayım. LeBlanc'ların evinde kimse var mı? Aşağıda evin hizmetine bakan Bayan Ruby'den başka kimse yok. Ama birazdan onun da işi bitecek ve gidecek. Lindsay, seni tekrar uyarıyorum. Bu işe devam etmek istediğine emin misin? Yapmak zorunda olduğuma eminim. Korkmuyor musun? Hayır, neden korkayım ki? Nasıl olsa sen bahçede beni korumak için bekliyorsun. Evet, gece gündüz ya ben ya dedektif Roster bahçede olacağız. En ufak bir tehlikede 2 dakikada yanında oluruz. Seni seviyorum Lindsay. Ben de seni. Konuşmayı kesiyorum Graham. Ota kapıma biri vuruyor. Sakın yaka mikrofonunu kapatma. Tamam. Girin. Girebilir miyim Bayan Lindsay? Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii Bayan Ruby, buyurun. Polisler oğlum Goran'ı serbest bıraktı. Kendisi burada sizinle özel olarak konuşmak istiyor. Dedektif Graham'le konuşsa daha iyi olmaz mıydı? Hayır, Goran polislerden korkuyor. Sizinle konuşmak istiyor. Size anlatacağı önemli şeyler varmış. Pekala, aşağıda mı? Evet Bayan Liz. Merhaba bayan. Seni dinliyorum Goran. Bana anlatacağın çok önemli şeyler varmış. Bayan Lindsay'ye anlat Goran. Hiçbir şeyi saklamadan anlat oğlum. Ailenden bile olsa seni kullanan insanları korumaya devam etme artık. Annen haklı Goran. 2 kadın öldü ve bir diğeri de ölümle savaşıyor. Katili bulmamıza yardım edecek bir şey biliyorsan anlatmalısın. Kimsenin ölmesini istemiyorum artık. Bu yüzden bildiğim her şeyi anlatacağım efendim. Abim Jerome, yani o Roxy'nin öldürülmesiyle ilgili bir şeyler biliyor. Öyle mi? Arabanıza Roxy'nin kanlı elbisesini ben koydum. Peki neden yaptın bunu? Bilmiyorum efendim ama elbiseyi arabanıza koymamı Jerome istemişti. Peki festival gecesi Roxy ile burada olan sen miydin Goran? Hayır, ben değildim. Ne zaman gördün peki en son Roxy'yi? Festival sabahı gördüm. Bana Duma'nın dükkanına giderek önceden ısmarladığı 2 kıyafeti almamı söyledi. Neydi o kıyafetler? Biri o yeşil balo elbisesi, sizin arabanıza bıraktığım. Diğeri de bir asker elbisesiydi. Festival gecesi giyeceğini söyledi. Peki elbiseleri Roxy'ye verdin mi? Evine götürdüm. O sırada Roxy bir bavul hazırlıyordu. Bir yere mi gideceksin diye sordum. Gece yarısından sonra şehirden ayrılacağını ve bir daha da geri dönmeyeceğini söyledi. Sonra? Ona kendisini sevdiğimi, gitmemesini söyleyince benimle alay etti. Beni sevmediğini, çok zengin olacağını ve yakışıklı erkeklerle arkadaşlık edeceğini söyledi. Ama ben Roxy'yi seviyordum. Unut artık o şırfıntıyı Goran. O sana göre bir kız değildi. Öldü de kurtuldun sonunda. Peki festival gecesi, yani Roxy'nin öldürüldüğü gece bu evde onun yanında kim vardı? Bilmiyorum efendim. Peki Roxy bu eve nasıl geldi Goran? Anlat ona Goran. Bayan Lindsay polis değilmiş. Dedektif Graham'in arkadaşı oluyor. Anlatacaklarını ona anlatır. Yoksa senin başın yanacak. Annen haklı Goran. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin ve annen için. Onu içeri ben soktum efendim. Roxy kendisine aşık olduğumu biliyordu. Ben onun için her şeyi yapıyordum. Öldürülmeden bir gün önce annemin çantasından evin anahtarını gizlice aldım ve Roxy'yi buraya soktum. Peki Roxy eve neden girmek istedi? Ben kendisine daha önce evin içindeki gizli geçitlerden ve bir de Bayan LeBlanc'ın mücevherlerinin bulunduğu gizli kasadan söz etmiştim. Roxy de bunları görmek istemişti. Sonra ne oldu? Roxy'ye evin içindeki bütün gizli geçitleri gösterdim. Peki ya Bayan LeBlanc'ın gizli kasasını, onu da gösterdin mi? Bayan Lindsay'den bir şey saklama Goran. Her şeyi anlat ona. Pekala. Gizli kasayı gösterdim ve açtım da. Neden? Bayan LeBlanc'ın mücevherlerini merak etmişti. Roxy fakirdi Bayan Lindsay. Hayatında hiç mücevheri olmamıştı. Ben de görmesi için... Gizli kasayı açtın. Peki içinden bir şey aldı mı? Bilmiyorum. Yani dikkat etmedim. Eline bazı mücevherler almıştı ama sonradan onları yerine koydu mu koymadı mı bilmiyorum. Peki sonra ne yaptınız? Güleceksiniz ama... Evde saklambaç oynadık. Saklambaç mı? O şırfıntı senin aklını başından almış.
Evdeki gizli geçitlere saklanarak bir süre saklambaç oynadık. Sonra da gittik. Peki sen kasayı nasıl açtın? Şifreyi biliyor muydun? Benim küçüklüğüm bu evde geçti Bayan Lindsay. Kaç sefer Bayan Leblanc'ın kasayı benim yanımda açtığını görmüştüm. Anlaşıldı. Şifreyi o zamandan biliyordun. Evet. Bak Goran. Az önce sana bir soru sordum. Bilmiyorum dedin. Ama ben bildiğine eminim. Tekrar soruyorum. Festival gecesi Roxy'nin yanındaki erkek kimdi? Jerome'ydi. Jerome mi? Aman Allah'ım. İyi ama Jerome anahtarı nereden buldu Goran? Ben verdim anne. Senden habersizce aldığım zaman bir yedeğini yaptırmıştım. Ona vermek istemedim ama bana baskı yaptı anne. Peki Jerome'nin Roxy ile birlikte bu eve girdiğini nereden biliyorsun? Çünkü Roxy'yi takip ettim. Onu çok seviyordum ama beni aldattığını da biliyordum. Bu yüzden o gece takip ettim ve Jerome ile birlikte buraya girdiklerini gördüm. O zaman Roxy'yi o öldürdü. Ay, lütfen Bayan Lindsay, hemen oğlumu suçlamayın. Bu evin bir anahtarı da cinayetin işlendiği odada oturan Thomas LeBlanc'ta da var. İyi ama o ev sahibi sayılır. Evet söyle bakalım. Roxy, abin Jerome'yi mi öldürdü? Bilmiyorum efendim. İnanın bilmiyorum. Peki seni sorgulayan polislere neden bunları anlatmadın? Çünkü Jerome bir şey söylememem için bana söz verdirdi. Konuşmazsam beni bu işten kurtaracağını söyledi. Ona ihanet edersem beni ömür boyu hapsettireceğini söyledi. Ne dersiniz bayan? Yalan söylediğim için başım derde girer mi? Bilmiyorum ama anlattıkların çok işimize yarayacak. Şimdi senin bana anlattıklarını ben dedektif Graham'a anlatacağım. Katilin Jerome olduğu ortada Lindsay. Kızı öldürdükten sonra kanlı elbisesini kardeşi Goran'a vererek senin arabana koydurtmuş. İyi ama bunu neden yapsın ki? Eğer elbiseyi bulmamış olsaydım sen asla bir cinayet işlendiğine inanmayacaktın. Sonra durup dururken neden günler sonra cesedi ortaya çıkarttı? Bilmiyorum Lindsay ama katilin o olduğuna eminim. Kardeşi Goran'ı kandırarak Bayan Leblanc'ların evinin anahtarını alıyor, Roxy ile birlikte eve giriyor. Bu yeterli değil mi? Bilmiyorum Graham. Polis olan sensin. Şimdi telsiz demir verip Jerome'nin yakalanmasını emredeceğim. Gerçeği ancak o zaman öğrenebiliriz. Uykun geldiyse yatabilirsin. Ben buradayım. Ayrıca çevrede devamlı ekip arabaları dolaşıyor. Merak etme. Bunu duyduğuma sevindim. Biraz uyusam iyi olacak. Tamam ama sakın yaka mikrofonunu kapatma. Her şeyi duymak istiyorum. Horultumu da mı? Evet. Horultunu bil. Neler oluyor? Lindsay, korkma Lindsay. Gök gürlüyor. Ne? Ama sen Graham değilsin. Şşş. Kimsiniz? Sakin ol Lindsay. Ben dedektif Rooster. Şükürler olsun. Graham nerede Rooster? Az önce hastaneden aradılar. Arkadaşın Gracian komadan çıkmış. İfadesini almak üzere oraya gitti. Buna sevindim işte. Peki Jerome'den ne haber? Onu buldular mı? Hayır ama yakında bulurlar. Merak etme. Eğer buraya gelirse yakalarım. Allah kahretsin. Ne oldu Lindsay? Işıklar kesildi. Her taraf karanlığa tamam, gömüldü. Tamam sakin ol. Korkuyor musun? Evet. Tamam olduğun yerde kal. Yanına geliyorum şimdi Lindsay. Tamam. Ne akşam ama. Sanki gök delinmiş. Işıkların kesilmesi de çabası. İnşallah katil bu havada buraya gelmez. Rooster geldi işte. Buradayım Rooster. Islandın değil mi? Konuşacak vakit yok. Hemen yağmurluğunu giy. Buradan çıkmalıyız. Aman Allah'ım. Sen Rooster değilsin. Kimsin sen? Soru sormayı bırakın da benimle gelin. Tanıdım seni. Sesinden tanıdım. Sen Jerome'sin. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Dokunma bana pis katil. Bana bak bayan. Elimdeki bu bıçağı elma soymak için taşımıyorum. Ne diyorsam onu yap. Yürü hadi dışarı çıkıyorum. Bırak kolumu bırak diyorum. İğrenç katil. Şimdi de beni öldüreceksin değil mi? Hiçbir yere gitmiyorum. Benimle mücadele etme. Buradan hemen çıkmak zorundayız. Hadi. Rooster. Dedektif Rooster neredesin? Kapa çeneni bağırıp durma. Kimseye duyuramazsın sesi. Lütfen Jerome öldürme beni. Kuledeki kadının seni öldürdüğünü biliyordum. Polisler de biliyor. Her tarafta seni arıyorlar. Sen beni değil de kendi canını kurtarmaya bak bayan. Çabuk ol direnme. Eğer niyetin beni öldürmekse vazgeç. Polislere teslim ol. Allah aşkına konuşma da yürü. Bunu kendin için yapmasan bile annen için yap. Ailen seni çok seviyor. Az bir cezayla kurtulabilirsin. Yürü bayan, zamanımız azalıyor. Her şey kontrolden çıktı. Nereye götürüyorsun beni? Evin arkasındaki yeşilliklere. En uygun yer orası. Bizi kimse göremez. Koş, hadi. Dur,
Sen misin? Allah kahretsin, çekil önümden. Dikkat edin, elinde bıçak var. Bende de tabanca var, al bakalım. Bu adam yemek bir kurşun yetmedi ha? Al bakayım. Aman Allah'ım, onu öldürdünüz. Özgür bıraktı. Ben onu öldürmeseydim o seni öldürecekti güzelim. Thomas Möblak. İyi ama beni nasıl buldun? Hem Buster burada bahçede olup beni koruyacaktı. Yoksa ona bir şey mi oldu? Yağmur altında mı konuşacağız Bayan Lindsay? Gelin eve girip orada konuşalım. Yoksa burada sırılsıklam olacağız. Gelin hadi. Tamam. Dördüncü bölümü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.